Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Videoma hoş geldiniz. Uzun süre oldu video çekmeyeli. Bayağıdır çekemiyorum daha doğrusu. Çünkü bizlerin sınav haftasıydı. 2 haftadır çocuklara sınav yapıyoruz. Onları okuduk, sisteme girdik derken artık önümüzdeki hafta karneler verilecek inşallah. Bu dönemi de çok şükür bitirdik. Sağlıklı, güzel bir şekilde. Çocuklar da notlarını aldılar. Artık yazın onlar için eğlenme vakti. Çünkü gerçekten bayağı yoruldular. Bizler de yorulduk. İnşallah yazın dinleneceğiz. 2 haftadır da doğru düzgün tabii ki okul işlerim olduğu için, öncelik okul olduğu için video falan çekemedim. Ben de henüz dedim ki sınavlar da bitti, okudum çok şükür ki, rahatladım. Bir video çekeyim takipçilerime, hem son gelişmeleri söyleyeyim hem de böyle bazı çiçeklerim var, özel türlerden açanlar, onları da göstermek istiyorum. Bir de sulamadan, bu yaz sıcaklarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor, onlardan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar, benim sardunyalarımın birçoğu hala çiçekli. Canlanlardan bazıları tamamen çiçeklerini döktü. Bazıları hala yine çiçeklerine devam ediyor. Ve biliyorsunuz sizler de öyledir eminim. 2 haftadır falan aşırı derecede sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok sıcak bir hava vardı. Bu sıcak havalarda da çiçekler tabii ki çok yoruluyor. Neler yapmamız gerekiyor, onları da biraz değinelim. Böyle bir video olsun. Buradaki sardunyam bu şeftali rengi olan. Ben bunlara yaprak biti olmasınlar diye, unlu biti, yaprak biti olmasınlar diye ilaçlama yaptım. Arkadaşlar geçen yazki tecrübemi söylüyorum size. Geçen yaz özellikle canan sardunyalar benim bitlenmişlerdi. Yaprak biti olmuşlardı aşırı sıcaklarda. O yüzden hani size de tavsiyem, mutlaka ilaçlama yapın bitlenmeden bitkileriniz. Ve çok sıcak olursa, böyle aşırı sıcaklarda bitkilerinizi korumaya alın arkadaşlar. Yakıcı güneşin altında bitkilerinizi bırakmayın. Benim size tavsiyem, özellikle bu Haziran ayında çok olmaz ama belki Temmuz Ağustos'ta daha yakıcı güneşler gelebilir. O yakıcı güneşlerde mutlaka bitkilerinizi koruma altına alın. Benim böyle arkadaşlar, bu henüz açmadı. Bu da özel bir tür. Henüz bir çiçeği falan yok. Şuradan belki gelir. O şu an gelişimini tamamlıyor. Çünkü ben bunu çok küçük almıştım arkadaşlar. Küçücük bir fide olduğu için şu anda kendini büyütmeye çalışıyor. Büyütsün, ondan sonra da zaten çiçek verecektir. Burası bayağı bir karıştı. Burada benim Yunus kolyesi, işte bunlardan falan da var. Uzadılar buraya doğru. Böyle güzel bir görüntü oluyor aslında. Şuradaki Canan Sardunya inanılmaz güzel açtı gerçekten. Ve artık çiçekleri geçiyor. Arkadaşlar çiçekleri geçen sardunyalarınızı bekletmeyin. Mutlaka çiçeklerini kesin. Mesela bu benim şu bordo renk. Artık bir tane falan çiçeği var. Yeni tomurcuk da geliyor ama arkadaşlar bundan sonra cananlarınızı özellikle böyle çok dolu dolu gür açmasını beklemeyin. O ilkbaharda oluyor. Yazın çok açmıyorlar böyle dolu dolu. Çünkü sıcakların etkisi diye düşünüyorum ben. En güzel ilkbaharda açıyorlar. Bundan sonra açacaklar bu şekilde olur. Hani tek tük açarlar. Tamamen de kurumazlar. Hani tamamen çiçeksiz kalmazlar ama böyle tek tük açarlar. Siz de çiçekleri kurudukça hani takip edin muhakkak. Çiçekleri kuruyan sardunyalarınızı, çiçeklerini kesin, bırakmayın üzerinde. Bakın ben bunu temizledim, tertemiz ettim ve şuralardan hep yeni filizler vermiş arkadaşlar. Bakın kestiğim yerlerden yeni yeni böyle tomurcuklanmalar görülüyor. Bakın şurada da var, bu şekilde şurada da var. Yani bunları kesmezseniz yeni tomurcuklar gelmez. Gelmeyeceği için size de çiçekler güzel vermez, sağlıklı bir bitkiniz olmaz gibi şeyler var. Evet, bu böyle, bu hala çiçekli, güzel. Şurada özel türüm vardı benim, nar çiçeği rengi olan. Onun da bakın yine kesmiştim. Kestiğim yerden yeni tomurcuk geliyor. Hem de biraz da büyümüş bu sardunyam benim. Evet, mesela şu sardunyam da yine güzel bir türdü. Ceylan türüydü. Bunda da arkadaşlar bakın, kestiğim her yerden yeni
Yapraklar ve filizler geliyor. Bakın, bunlar yeni olanlar. Yani budama bu kadar önemli. Çiçekleri kesinlikle geçen sardunyalarınızı dediğim gibi sürekli tekrar ediyorum. Hani budamanızı tavsiye ederim. Bu da artık mesela çiçekleri geçmiş. Bunu mesela kesmem gerekir ki bakın alttan yeni bir tomurcuk geliyor. Ki artık enerjisini bu yeni tomurcuğuna versin. Bunu artık kesebiliriz. Ben böyle uzun kesiyorum, kısa kesmiyorum. Daha sonra o kuruyup zaten düşüyor. Bunu da şu an makasım yanımda olsa hemen keserdim ama yanımda değil. Şu benim astridim. Astrid bakın renk değiştirdi. Koyu pembe oldu. Bunlar geçti artık şu çiçekleri. Bu zaten yeni bir fideydi arkadaşlar. Küçücük bir fideydi. Hani çok böyle bir çiçeğim yoktu. Ama şuradan yine tomurcuğum geliyor. Çok şükür ki. Böyle güzel, sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun rengi çok güzel. Bu açmadan önce de çok güzel oluyor Astrid. Zaten özel bir video çekmiştim. Kanalımda var. İlk halini görmek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Yine güzel cananlarımdan bir tanesi. Benim Gamzelim diye sevdiğim. Bunun da çiçekleri üzerinde duruyor arkadaşlar. Hala güzel güzel çiçekler veriyor. Hala tomurcukları var çok şükür ki. Yaprakları görüyorsunuz çok sağlıklı. Yani benim bitkilerimde kuru yaprak yok. Kuru yaprak dahi bırakmıyorum ki bitkiyi yormasın. Bitki güzel güzel kendini yenilesin. O şekilde büyütüyorum. Tabii 2 haftadır yoğundum. Hani çok bitkilerime bakamadım ama sulamalarını da ihmal etmedim. Çünkü artık çok sıcak olduğu için arkadaşlar gün aşırı sulamak gerekiyor. Sardunyalar suyu seviyorlar. Susuz bırakmayın çiçeklerinizi kaybedersiniz. O yüzden gün aşırı, yani gün aşırı dediysem de şöyle, toprağı kuruduysa gün aşırı, her gün kuruyabilir artık. Bu muhtemel çünkü dediğim gibi her gün aşırı sıcak oluyor. Aşırı sıcaklardan dolayı da kuruyabiliyor. Evet, günün güzeli, günün ya bu videonun sürprizi, bu videonun muhteşem çiçeği. Bakın, bu da benim diğer özel türüm. Lady Rococo, Jackie Lady Rococo. Böyle gül formunda oluyor. Katmerli açıyor arkadaşlar. Özel türlerden. Yeni aldığım, bu sene almıştım bunun da fidesini. Kocaman oldu ve çok şükür 2 tane çiçek açtı böyle. Yani çok güzel. Gerçekten hani sardunyaları ben zaten hepsini ayrı seviyorum ama özeller de bir başka güzel. Yani şunun zarafetine bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Harika. Yani bakın arkadaşlar, bu da komple tomurcuk açacak inşallah. Sıcaklarda inşallah çok etkilenmez. Yani ben buna bayıldım. Bakın ne kadar büyüdü yani. Kocaman oldu. Şöyle bir fide oldu arkadaşlar. Kocaman. Bu dediğim gibi küçücük almıştım. Bir de videolarda nereden aldığım çok soruluyor. Ben arkadaşlar özel türlerimi arkadaşlar ben Zen Garden diye bir site var. Oradan alıyorum. Zen Garden. Bunların hepsini oradan aldım. Şu anda var mı bilmiyorum. Stoklar hemen tükeniveriyor. Ben takip ediyorum sürekli. Stoklar yenilenince de fide alıyorum. Şu an almam fide. Yazın almıyorum. Yazın çünkü o fideyi köklendirmek sıkıntı olabiliyor. Çünkü çok sıcak olduğu için ben genelde fidelerimi ilkbahar başlarında, sonbaharın sonuna doğru alıyorum ki güzellikle toprağına alışsın ve uyum sağlasın. Bakın bunlar benim o zaman aldığım fideler. Yani sonbaharın bitimi, ilkbaharın başları gibi almıştım. Bakın kocaman büyüdüler ve çiçek de verdiler bana bu sene. Çok güzel özel türler oluyor orada. Daha da pahalı türler var. Hani almak isterseniz takip edebilirsiniz. Zengarden. Hani çok soruluyor bana. Zengarden diye yazılıyor. Güzel fideleri var. Sadece sardunya fideleri de yok orada. Birçok fide var. İsterseniz alabilirsiniz. Güzel, korunaklı geliyor. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta bir kere şöyle olmuştu. Benim fidem gelirken kırılmıştı. O kırılan fidenin resmini attım onlara iletişim numarasından. Onlar da bana şeyini gönderdiler. Yenisini gönderdiler. Yani telafi ediyorlar arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsınız. Böyle güzelleriniz olsun istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Kesinlikle reklam falan anlaşmam, hiçbir şeyim yok. Tamamen çiçek sever dostlarıma tavsiyemdir. Hani isteyen, hani çok sorular geliyor işte nereden alıyorsunuz gibi. İsteyen oradan alabilir. Bakın bu benim
Çok güzel. Bu sürekli çiçekli maşallah. Çok güzel bir tür. Çok bereketli bir tür. Bu bodur türler ayrıca çok çiçek açıyor arkadaşlar. Ama artık çiçekleri bakın geçmiş. Bunları kesmem gerekir. Şu harika yine bir tür. Pembe, pes pembe çiçekleri var bakın arkadaşlar. Güneş de çok yine başladı. Güzel güzel vurmaya. Bakın. Harika çiçekleri var. Şu ıtır. Itırın kokusu o kadar güzel ki. Böyle limon kolonyasından daha güzel kokuyor, öyle söyleyeyim size. Hani bunun yaprakları çok güzel ve ıtırlar değişik değişik aromatik bitkiler olduğu için bu kokuları değişiyor arkadaşlar. Bunların limon kokulusu var, ondan sonra gül kokulusu var böyle. Bendeki limon kokanı, yani ben çok sevdim ve bu kocaman oldu artık. Yani var ya, o kadar büyüdü ki ben bunu bir yerde daha görmüştüm bahçede. Bildiğin böyle küçük fideler kadar olmuştu boyu. Bayağı büyüyen bir tür bu ıtır türü. Bu diyeceğim ama tabii. Bu dadığım yerleri de köklendirip isteyenlere ilkbaharda yine ufak ufak kendimce satışlar yaparım. Ama bunları bilmiyorum budar mıyım? Bu özel türlerden üretir miyim? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bakarım sonbaharda durumlarına. Eğer çok uzunsa, böyle çok aşırı budama istiyorsa yine budama yaparım. Çünkü hiç budamadan korkmayın. Budamayı bitkiler çok seviyor. Aman bitkim ufalır küçülür diye düşünmeyin. Budanmayı çok seviyorlar. Bir dahaki bahara size daha çok çiçek veriyorlar. Daha güzel açıyorlar. Hani hiç şüpheniz olmasın. Ve şunu göstereyim size arkadaşlar. Burada benim şöyle, bu da çok böyle değişik minik minik açan bir tür. Böyle ıtır gibi. Bu şekilde açıyor. Evet arkadaşlar, bunun da özelliği böyle minik minik açıyor. Pıtır pıtır açıyor. Bu bana bir kargomda hediye gelmişti. Böyle İyi ki de göndermiş arkadaş. Çok sağ olsun, bu türümden yoktu. Ve bunu çok seviyorum arkadaşlar. Böyle pıtır pıtır minik minik açıyor. Ben minik türleri de ayrıca seviyorum. Bende bunun bir de turuncusu var. O da daha farklı. Yukarıda şimdi göstereceğim size. Şu benim kırmızı renkli. Bakın artık ilkbahardan sonra böyle küçük küçük çiçekler açmaya başlayacaklar. Şurada Pinkerbell'im var. Bunun artık çiçekleri geçti. Zaten minicikti. Bir tane çiçeği kaldı. O da şöyle arkadaşlar, bakın bunun çiçeği de çok tatlı. Bunu da budadım artık yeni filizler versin diye. Evet, birçoğu dediğim gibi şu anda tomurcuksuz ceylan sardunyaların. Şu artık çiçekleri yine geçen kızlardan biri. Bu da Bunny Ice, Cherry Ice diye bir türdü. Bunu da çok severek büyütüyorum. Çok güzel bir tür aslında. Şu an çiçekleri biraz pörsümüş çünkü artık geçti. Bunları budamam gerekiyor. Zaten videoyu kapattıktan sonra hemen budayacağım arkadaşlar. Şu da yine çok güzel bir sakız sardunya türü. Bunu da çok büyütemiyorum. Niyeyse büyümüyor. Yani küçücük bir dal 2 senedir. Ben de nedense sakız sardunya ile bir barışamadım, gitti. Burada bir tane daha var ama o iyi gidiyor. Bunda var bir sıkıntı. Niyeyse. Bakalım, inşallah bu da güzel güzel büyür. Şuradaki daha açmadı. Bu da bana bir arkadaşım getirdi. Hediye, rengini bilmiyorum. Yine rengi sürpriz olacak. İnşallah güzel bir renktir. Bende olmayan bir renktir. Bakalım, göreceğiz ama bu sağlıklı büyüyor, yani öbürü gibi değil. Bunda güzel gelişmeler var. Yine şu güzelliğim arkadaşlar benim öbürüne benziyor. Bu da pıtır pıtır olan ve sürekli çiçeklenen güzel bir tür. Bunu da çok seviyorum. Severek büyütüyorum arkadaşlar. Böyle güzel kocaman bir saksı. Yapraklarında da değişimler var bunun böyle. Kızarmalar var. Çok güzel bir görüntü kattı ona. Yani böyle rengarenk bir kız oldu bu. Evet arkadaşlar, şöyle hem şu güzelliğimi göstererek videoyu şöyle bir toparlarsak, bu videoyu genel olarak birçok şeyden bahsettim. En temel şeyleri söyleyeyim. Bu mevsimde, bu aylarda sardunyalar için yapacağınız bakımlar şöyle olsun. Üzerinde kurumuş dal, yaprak, çiçek bırakmayın. Mutlaka budayın ki yenilensin bitkiniz. Onun haricinde eğer çok sıcak bir bölgede yaşıyorsanız yakıcı güneşlerden çiçeklerinizi koruyun. Serin bir yere konumlandırın arkadaşlar. Sulamanıza dikkat edin. Özellikle bu sıcak havalarda eğer her gün kuruyorsa, saksınızın dibi her gün baktığınızda kuruysa gün aşırı sulamanız gerekir. Ama eğer kurumuyorsa tamam, gerek yok, okey. Yani onda bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde arkadaşlar bu mevsimde yapacağınız bakımlar sulama, çiçek budaması ve serin bir yere konumlandırma çok sıcak durumlarda. Diğer bir husus da arkadaşlar,
Bitkileriniz bit olabilir. Sıcaklarda yaprak biti, özellikle ceylan türü sardunyalarda oluyor. Ben diğerlerinde geçen sene yaşamadım. Yaprak bitine karşı da kendi önleminizi alın. Mutlaka bir ziraatçıya, alanında uzman kişiye danışın ve bitkilerinizi ilaçlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde toparlamış da olalım videoyu ve böyle bir güzellikle kapatalım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizler adına. Kanalıma eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, bol çiçekli günler diliyorum herkese. Musmutlu, bol tatil, böyle eğlenceli tatiller diliyorum çocuklarınızla birlikte.